LGS'ye son 14 gün gerçekten de en güzel günlere yaklaşıyoruz. Neden? Çünkü artık sorularımızı çözüyoruz. Denemelerdeki yanlışlarımızı yapıp doğrularını öğreniyoruz. Ve birkaç gün sonra da sınavda göreceğiz. Ve çok güzel bir şekilde sınavımızı bitirmiş olacağız. Günün sözüne baktığımızda eylemleriniz sizi arzu ettiğiniz başarıya götürecektir diyor. Eylemden kastımız ne? Yaptıklarımız. Yani çalışmalarımız. Hani her zaman diyoruz ya emeksiz yemek olmaz. Zahmetsiz rahmet olmaz. İşte bu öyle bir şey. Eylemlerimiz yaptığımız çözdüğümüz sorular, dinlediğimiz videolar, arkadaşlarımız yaptığımız dersle alakalı sohbetlerin hepsi bizi başarıya götürecek. O yüzden bunları asla eksik etmeyelim. Günün yorumuna baktığımızda Görkem Şahin diyor ki... Arkadaşlar Allah hepimize kolaylık versin. Amin. Nokta. Hocam Covid-19 nedeniyle okulda ikinci dönem konuları neredeyse hepsini işleyemedik, öğrenemedik. Dokun sınıf hazırlık programında işleyecek miyiz? Evet işleyeceksiniz ve şu anda senin odaklanman gereken 8. sınıf ikinci dönem konularının ne olacağı değil de tabii ki de 8. sınıfın birinci dönem konuları. Çünkü sınavda sana 8. sınıfın birinci dönem konularını soracaklar. Onları yap, sınavdan sonra zaten ikinci dönem konularının telafisini biz de yapacağız. E, Milliyetin Bakanlığı da yapacak, okullar da yapacak. Dolayısıyla hiç ona endişelenme. Şu anda senin 14 gün sonra önünde bir sınav var, ona odaklan. Matematik yeni soruları çözerken zorlanıyorum ne yapmalıyım? Bunlara kadar arkadaşlar sizlere defalarca söylediğimiz taktikler var. Neydi bu taktikler? Birincisi yanlış yaptığınız matematik sorusunun şöyle açmak istiyorum. Mesela matematik kısmını açalım. Yanlış yaptığınız matematik sorusunun mutlaka ama mutlaka çözümünü hem uzman hocalardan dinleyin, karikatü doktoraktan hem de eğer e, hocanın çözümünden sonra başka bir arkadaşınız da bu soruyu çözüyse, ya sen bu soruyu çözerken ne yaptın diyebilirsiniz. Aynı zamanda birkaç gün sonra sorunun üstünü kapatıp bu soruyu bir kez daha seçeneksiz çözmeye çalışın. Tabi bu arada her zaman söylediğimiz temel orta sınav tarzı soruların olduğu tostlardan da faydalanmanız sizin için çok iyi olur. Günlük hedeflerime ulaşamıyorum ne yapmalıyım? Ulaşmalısın ya da hedeflerini aza indirmelisin. Yani günde 850 soru çözeyim. E bu zaten imkansız bir hedef. Günde 450 soru çözeyim. Belki bu da imkansız bir hedef. Dolayısıyla hedefini doğru ayarlamalısın ve o hedefini mutlaka e, gerçekleştirmelisin. Yani gerçekleştiremeyeceğim bir hedef yazmış olabilirsin. Netlerimle beraber moralim de düştü. E, moralim D düştü. Ne yapmalıyım? Arkadaşlar şu anda birçok öğrencinin zaten tam istediği gibi olmuyor bazı şeyler. Bazı öğrenciler netleri düşüyor. Full yapmak senin öğrenci full yapamıyor. İşte bir iki üç yanlış yapmak senin öğrenci dört beş yanlış yapıyor. Bu normal bir şey. Eğer motivasyonunuzu düşürmeyip sıkı sıkıya çalışmaya devam ederseniz en iyi sınavınız gerçek sınav olacak. Dolayısıyla moralinizi bozmayın. Siz elinizden geleni yaptınız. Siz gayretinizi gösterdiniz. Bundan sonra sadece tevekkül edip sonucu beklemek kalıyor. Dolayısıyla sınava kadar özgüveniniz yüksek, yüksek tutuyorsunuz ve diyorsunuz kardeşim ben matematikte hepsini doğru yapmak istiyordum ama şu anda 5 yanlış yapıyorum. Önemli değil. Belki sınavda yaparım. Belki yapamasam bile tercihlerimi doğru yaparaktan iyi bir yere girerim. Sonuçta her şey sınav değil. Ben ...yapmam gerekeni yaptım, ödevimi yaptım... ...bundan sonra hayırlısı olsun demeniz lazım. Dikkat tanıklığı konusunda ne yapabiliriz? Bununla alakalı önceden söylediğimiz birçok yöntem vardı. Birincisi kitap okumak. Kitap okumak gerçekten insanların... E, ...sadece kelime dağarcığını de değil... ...aynı zamanda dikkat yeteneğini geliştiriyor. İkincisi arkadaşlar... ...tabii ki de e, böyle... ...dikkatle alakalı özel şekilleri çizmeniz... ...onları takip etmeniz önemli. Üçüncüsü de... Dikkatinizi dağıtan şeyleri de etrafınızdan kaldırmanız lazım. Nasıl yani hocam? Mesela dikkatinizi dağıtan oda ortamı, telefon, işte sosyal medya uygulamaları. Bunlar dikkatinizi dağıtıyorsa bunları artık kullanmamalısınız. Bu şekilde çizmek zordur ha. Ben böyle iki dakikada çizdim ama aynısını çizmeye çalışın bayağı zorlanırsınız. Dolayısıyla buna benzer şekilleri taklit etmeye çalışmak. Yani konsantrasyon, odaklanma bu da önemli. Ve sonrasında da inşallah dikkatiniz artacaktır. Tabi bunlar sadece kısa sürede yapabileceğiniz şeyler. Öncesinde de yine alabileceğiniz destekler olabilir. Sınav heyecanı konusunda ne yapabilirim? Heyecan mutlaka olacak Görkem. Heyecan mutlaka olacak. Zaten bunu her zaman söylüyoruz. Ben hiç heyecanlanmıyorum. E çünkü çalışmadım. Ben heyecanlanıyorum çünkü çalıştın. E o zaman çalıştıysan da kazanacaksın. Dolayısıyla bu kazanmanın heyecanı. E tabii ki fazlası zarar, çok fazla zarar ama belli bir seviyede heyecan güzel bir şey. Dolayısıyla o fazlaysa onu aza indirge ve şunu unutma. Ailen seni zaten sen olduğun için seviyor. Arkadaşların seni sen olduğun için seviyor. Belki iyi bir okulu kazandığında biraz daha hmm, görkem, wow, cool diyecekler belki ama... Yani sen iyi bir okul kazanıp da kötü bir insan olursan seni hiç sevmeyecekler. Ama iyi bir okul değil de normal bir okula girdin. Tam hayallerindeki okula değil de bir tık düşe girdin ama mükemmel bir insan olmaya devam ettin. Hala herkes seni görkem ya kaliteli insandır demeye devam ediyor. O zaman zaten sen kazanmışsın. Zaten hayat her şeyde hayat her zaman okul demek değil sınav demek değil. Gelecekte çok daha farklı farklı sınavlar da önüne gelecek. Mesela en basitinden üniversite sınavı gelecek. Üniversite sınavına çok iyi çalışırsan. E, fen lisesine giremediysen veya Anadolu lisesine giremediysen veya sosyal mühendisliğine giremediysen o lise gittiğin başka bir liseden de üniversite sınavına çok başarılı olabilirsin. Bu çok normal bir şey. Yani şu anda ilkokula 4 ilkokul 4. sınıfta takdir alamayan bir öğrencinin ağlaması gibi yani. Öf ya. "Üf ya alamadım ya." E ne var ki? Daha ileride LGS var. LGS'den sonra üniversite sınavı var. Üniversite sınavından sonra başka sınavlar var. Dolayısıyla sen şu anda görevini yap ve tevekkül et. Eğer sınavda güzel bir puan alamazsak okul ortalaması okullara girebilir miyiz? Girebilirsiniz. Bunlarla alakalı Milli Eğitim Bakanlığı mutlaka size açıklama yapacaktır. Deneme çözdüğümde işlemediğimiz konular vardı ama 405 puan almıştım. Sizce LGS'de kaç puan alabilirim? Kaç puan çıkabilirim? Eğer işlemediğin konular varsa ve o işlemediğin konuları tamladıysan 405 puandan tabii ki çok daha fazlasını alırsın. İşlemediğin konu fazlaysa belki 450'ye çıkarsın. İşlemediğin konu azsa belki 420'ye 430'a 420 çıkabilirsin. O konu sayısına bağlı. Sizce LGS'de kaç puan alabilirim? Bunu söyledik. Beğenirseniz sevinirim. Evet beğendik Görkem. BTSO Ali Osman BTS Army şaka. Ali Osman Sönmez Eee Sosyal Bilimler Lisesi yine Türkiye'nin en değerli liselerinden bir tanesi. Yine sizi bekliyor. Temizliğini yaptılar. Etrafı hijyenlediler. Pırıl pırıl yaptılar. Bursa'nın en çalışkan öğrencileri veya çevredeki başka okulların, başka şehirlerin en çalışkan öğrencileri bize gelse de onları güzel güzel yetiştirsek diyorlar. Hadi bakalım çalışıp kazanın arkadaşlar. Ödüllü soru yorumlarınızı bekliyoruz. Mutlaka mutlaka çalışmaya devam ediyorsunuz. Sınava birkaç gün kala zaten bırakacaksınız. Sadece bizleri izlemeniz, oh deyip arkaya salmanız yetecek. Hadi bakalım başarılar.